Merhabalar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Günün okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Eros'un oklarıyla beraber geldim. Yani bu bir aşka çalma olacak. Öyle niyet ettim. Siz de kendi niyetinizi alabilirsiniz. Ne sormak istiyorsunuz kartlara bugün? Gönderin enerjinizi. Bu zamansız bir açılımdır. Ne zamanlarda, ne şekilde, nasıl izliyorsanız fark etmez. Mutlaka içinizden alacağınız bir mesaj vardır eğer ki bu video karşınıza çıktıysa. Böyle inanıyorum. Sorunuzu sordunuz galiba. Herkesin ve bütünün en yüksek haline olmasına niyet ederek başlıyoruz. Gözüme takılmıştı bu kart ve geldi. Şimdi belli ki birçoğunuzun aşk hayatında son zamanlarda yani böyle ya yıkıcı bir etki ya da ani, beklenmedik bir şeyler olmuş ya da olmak üzere gibi gözüküyor ama biraz daha sanki geçmiş enerjisi gibi, o yüzden olmuş diyeceğim. Yani beklemediğiniz bir şey olmuş olabilir, beklemediğiniz şekilde işte aşk hayatınız, ilişkileriniz, sevdiğiniz insanlarınızdaki durum ya da yalnızsanız bile bir şeyler bölünmüş olabilir, bir şeyler hani olduğu yerde kalmış olabilir. Bu durum sizi birazcık yani yıpratmış olabilir. Çünkü ani ve beklenmedik bir şekilde bir şeylerin gelişmiş olabileceğini gösteriyor burada kartlar. Ama şunu görüyorum. Bu durum ya size ya da partnerinize, yani durumunuza göre değişir. Bir şeyleri pes ettirebilecek kadar büyük bir durum değil. Bunu görüyorum. Yani siz buradan çıkacaksınız geri. Yani şu an çok içinde bulunduğunuz durumdan hoşnut olmayabilirsiniz. Belki işte kimileriniz çok uzun süredir yalnız ve artık böyle bir sıkılma, bir bıkkınlık gelmiş olabilir. Ya da kimileriniz çok uzun süredir ilişkilerini yoluna sokamıyor. Yani ne yaparsa yapsın olmuyor. Bu durumla ilgili evet belki böyle bir dibe vuruş olmuş olabilir. Ama bu zor dönemin ardından gelecek olan bir böyle tekrardan ayağa kalkma durumu söz konusu diye gözüküyor. Özellikle burada aşkın kanatları kartı gelmiş. Bu da şunu gösteriyor. Korunma altındasınız aslında. Yani bir şekilde size hem rehberlik eden enerjiler var hem de korunduğunuzu söylüyor burada kartlar. Bakın. Aşkın kanatları kartı dediğim bu. Ve bu yıkıcı etkileri alırken bile yani bir yandan aslında korunduğunuzu, bir yandan belki de olmanız gereken yere doğru gitme yolunda olduğunuzu deneyimleyebilirsiniz. Bunları göreceksiniz diye düşünüyorum. Diğer kartlarımı da bir açayım. Evet. Şimdi yalnızlar dedim ve direkt şunu gördüm, hemen göstermek istiyorum. Bakın burada bir yeni aşkı simgeleyen bir kartım var. Şimdi bu aslında bu destenin Joker kartı ama ne üzerine bakım yapıyorsak orada kartların da biraz anlamları değişebiliyor. Yani iş, güç, kariyer üzerine bakım yapıyorsak daha farklı bir anlama gelebilir. Burada yeni aşk anlamına geliyor bu kart. Zaten üstünde de yazıyor bakın. Yeni aşk. Yani kalbi boş olanlar için güzel bir aşk geliyor olabilir. Aynı zamanda burada böyle yakınlığı, teması, tutkuyu gösteren de bir mesaj kartı gelmiş. Muhtemelen bu dönem sizin için, yani ister hayatınızda biri olsun, aklınızda biri olsun, ister olmasın. Şöyle bir bulutlara çıktığınız, kendinizi mutlu hissettiğiniz ve aynı zamanda tekrardan o içinizdeki isteği, heyecanı hissettiğiniz bir dönem olacak şeklinde görüyorum.
ve biraz daha tutkuyla hareket edeceğiniz. Burada çok yoğun bir şekilde tutku çıkmış. Tutkuyla hareket edeceğinizi ve bundan memnun olacağınızı ve zevk alacağınızı gösteriyor kartlar. Yani bu nasıl bir ilişki şekli oluyorsa artık burada bir yenilik söz konusu ve sizi mutlu edecek, heyecanlandıracak durumlar da söz konusu bir yandan. Belki bu yeni aşkın gelmesinde ya da bu yeni aşkın pekişmesinde ya da işte bu yeniliğin sizin önünüze gelmesinde yardımcı olacak birileri olabilir hayatınızda. Neden? Çünkü bu kartım şöyle korunma ve rehberliğin hizasına gelmiş. Ben de bunu şu şekilde yorumluyorum. Bir arkadaş, bir eş, dost aracılığıyla biriyle tanışabilirsiniz. Size böyle birilerini önerebilirler, birilerini size önerebilirler. Burada iyiliğinizi isteyen, gerçekten böyle iyi niyetle yapılan bir durum olacak. İyiliğinizi isteyen biri tarafından aslında. Sadece çok böyle agresif bir şekilde hemen bir şeyler olsun, hemen işte ciddiye binsin bu ilişki, hemen çok aşırı böyle tepkiler gösterse bana karşımdaki kişi gibi bir beklenti içerisinde olmayın. Ya da böyle karşı taraf bu beklenti içerisindeyse de onu birazcık böyle yumuşatmanız gerekebilir. Ama onun dışında güzel bir fırsat, güzel bir aşk fırsatı önünüze çıkacak diye görüyorum ben. Ve çok yoğun duygular var burada. Bakın. Yoğunluk var, yoğun duygular var. Yani böyle heyecan var aynı zamanda. Ama böyle tutkuyla karışık bir heyecan. Ben birçoğunuzun yeni aşka gerçekten ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü bütün buradaki mesajlar bu şekilde gelmiş. Hatta bakın diyor ki küllerinden yeniden doğacaksın. Yani küllerinden yeniden doğacaksın. Bu bir Anka kuşu sembolü ve bize bunu gösteriyor. Ve belki hani o küllerinden yeniden doğmak ne demektir? Belli konularda demek ki yanacaksınız, kül olacaksınız ki küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani zor şeyler yaşayabilirsiniz dedin ya hani ya yaşıyorsunuz zaten o dönemin içerisindesiniz ya da yaşayabilirsiniz. Ama bunun ardından bilin ki böyle yeni bir enerji geliyor. Sizi şöyle bir sizin enerjinizi değiştirecek, havanızı dağıtacak yenilikler geliyor. Burada özellikle fiziksel açıdan çok bağımlılık yaratıcı birisi olabilir. Yani ten uyumunu hissettiğiniz birisi olabilir. Bir burada eril enerjinin öne çıktığını görüyoruz. Bu eril enerji eğer siz dişil olan tarafsanız karşıdaki insanın eril enerjisini sizi çok etkileyeceğini söyleyebilirim. Eğer siz eril olan tarafsanız sizin eril enerjiniz çok ön planda, çok yüksek olacak ve karşıdaki partnerinizi bu şekilde çok etkileyeceksiniz. Çünkü burada biraz böyle fiziksel yakınlık vesaire de çok ön plana çıkmış. Zaten hani burada bir şeytan kartı var. Biraz böyle bağımlılık yaratabileceğini de söylüyor fizikselliğin. Burada zaten bir fiziksel yakınlaşma vardı. Burada da bir eril enerjinin o çekici tarafı ön plana çıkmış. Sadece bir takım seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz bu süreç içerisinde. Yani belki böyle geçmişe bir perde çekmek, geçmişi tamamen silmek ya da geçmişte o hissettiğiniz değersizlik duygusunu tamamen ortadan kaldırmak sizin için birazcık zor olabilir. Bunlarla ilgili birazcık böyle debelenmeler yaşayabilirsiniz kendinizi ayağa kaldırabilmek adına. Ama ben inanıyorum ki bu yeni giren partner çok böyle şey olacak. Biraz böyle vurdum duymaz ama nasıl size karşı değil de böyle biraz hayata karşı bir vurdum duymaz. Hatta böyle çok farklı bir espri anlayışı olabilir. Biraz rahat bir insan bence macerayı seven, aksiyonu seven bir insan. Böyle motorcu falan da olabilir hatta. Adrenalin seven bir kişi. Adrenalin sporları yapıyor olabilir. Sizin enerjinizi böyle değiştirecek bir insan. Yani hayatınıza zaten girmiş olan kişilerden daha farklı bir kişiliğe, daha farklı bir yapıya, hatta böyle tamamıyla farklı bir sadece kişilikte de değil yani dış görünüşte farklı olabilir, kişilikte farklı olabilir, yaptığı meslek, işte hayata karşı bakış açısı, her şeyi sizin şu ana kadar deneyimlediğinizden çok farklı olacağı için sizi de bir sarsacak ama iyi anlamda sarsacak diye düşünüyorum. Ve sizin içinizde uzun zamandır hissetmediğiniz
duygular, tutkular, biraz daha böyle size yönelik olacak şeyler. Çünkü bu insanın çok çekinmeden size ataklar yapacağını düşünüyorum, adımlar atacağını düşünüyorum. Bu adımlar ilk başta biraz daha birbirinize çekildiğiniz için olan adımlar olacak gibi gözüküyor ama böyle heyecanlı ve tutkunun yüksek olduğu bir dönem olarak gözüküyor burada açıkçası. Ve bir fırsat yakalayacaksınız. Belki de bu insanla o kadar güzel uyuşacaksınız ki hani hayatınıza daha önce hiç böyle bir insan girmemiş olabilir. Hiç bu kadar birebir uyumlandığınız, uyuştuğunuz, birebir böyle ahenk içinde olduğunuz bir insan gelmemiş olabilir. Bunun farkına varmanız gerekecek. Şimdi burada şundan böyle bir kez daha bahsedeyim. Eğer blokajınız varsa karşınıza yani size kör kütükle aşık biri de gelse bu kişiyi görmezsiniz, fark etmezsiniz, ezip geçebilirsiniz. Önünüze yüzlerce fırsatlar da serilse bunları ezip geçebilirsiniz. O yüzden birazcık aslında hem böyle bir göz açık tutmak hem de o blokajlarınızı fark etmek önemli. Şimdi blokajlar meselesi evet hep söylüyoruz ama bunu fark etmek de biraz zor aslında. Size biri sizin blokajlarınız olabileceğini söylüyorsa, buna işaret ediyorsa, hatta bazen rehberiniz buna işaret ediyorsa hani şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu insandan işte hiç anlamıyor beni. Ya da işte karşıdaki insana suç atabilirsiniz. Ama bunu görmek çok önemli ve çok kıymetli. O yüzden buna da dikkat edin derim ben. Yani çok böyle hem eğlenceli hem de heyecanı yüksek bir dönem gibi gözüküyor. Eğlenmeye ve heyecanlanmaya hazırım diyelim mi? Bugün dolunama cümlesi olsun. Eğlenmeye ve heyecanlanmaya hazırım. Belki de böyle birçoğumuzun hayatında aslında eksik olan bir şey. Hani böyle genel gündemler olsun, işte ülkenin hali vesaire, kendi durumlarınız, işte ne var işte Türkiye'nin genelinde bir geçim sıkıntısı, işte ne bileyim akrabalarla ilgili problemler olabilir, aileyle ilgili problemler olabilir, genel aşk hayatınızla ilgili böyle bir sıkışıklık hissediyor olabilirsiniz. Bunların getirmiş olduğu bütün bu baskıları birazcık böyle dağıtacak bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. Ha bu kişiyle çok bir şeyler ilerler mi? Şu anda gördüğüm boyutta aslında böyle güzel ve sizin aklınızda ileride de mesela hayatınızdan çıksa bile, illa ki çıkacak demiyorum ama hayatınızdan çıksa bile böyle aklınızda güzel bir dönem olarak kalacak bir dönem yaşayacaksınız ki bu böyle aslında bazı insanlar hiç bunu bile yaşamadan yani göçüp gidiyorlar. O yüzden bence güzel bir dönem. Hatta dedi ya kartlar bir fırsat. Bir fırsat dönemi senin için. Hatta birçoğunuz bu dönem içerisinde kendisini tanıyabilir, kendisini keşfedebilir. Farklı bir ilişki, farklı bir kişiyle, farklı bir ruhla yapacağınız bir birleşme olduğu için bu. Aslında karşı taraftan ne bekliyorsunuz? Bunları da görebilirsiniz. Yani şu ana kadar istedikleriniz, şu ana kadar beklentileriniz aslında gerçekçi miydi ya da bunlar size tamamen uyuyor muydu? Bunları da fark edeceğiniz bir dönem olacak bence. O yüzden bu bir gerçekten bir fırsat. Önüme çıkan fırsatları değerlendiriyorum da diyebilirsiniz olmama cümlesi olarak. Bu da güzel olur. Evet, bugünlük benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer videolarımı yararlı buluyorsanız beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Eğer bireysel danışmanlık almak istiyorsanız da Instagram Tarot Prensesi sonu 2i ile olan adresimden bana ulaşabilir, bilgi ve randevu alabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.